Dünyamdan merhabalar. Test konumuz yeni Audi A3 Sportback. Model tasarımı anlamında özellikle selefiyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Burada en büyük farklılığın Audi'nin yeni nesil tasarım diline A3'ün de artık ayak uydurduğunu görüyoruz. Burada üretici özellikle far ve stop grubunu birazcık daha genişletti ve birazcık daha inceltti. Ve bu şekilde model daha premium, daha lüks ve daha heybetli bir görüntüye sahip oldu. Bu modelde Audi artık tüm serilerinde olduğu gibi kristal formlu ledlere yer vermiş. Tasarımda en belirgin değişimler far ve stop grubunun daha geniş ve daha ince tasarlanmış olması. Bu değişiklik A3'ü selefine göre daha heybetli göstermiş. Test konumuz A3'ün S-Line versiyonu. Sportif Audi'lere özgü bu harf ile modeli daha dinamik gösteren tamponlara ve 18 inç jantlara sahip oluyorsunuz. Tabi parlak siyah boyanmış ön yüz griyi de unutmamak gerek. İçeride S-Line logolu sportif koltuklar ve altı düz direksiyon, siyah renkli ön panel ve tavan sayesinde içerisi de en az dışarısı kadar sportif hissettiriyor. Tabi teknik altyapıdaki en önemli değişim de daha sert ve yere daha yakın olan sportif süspansiyonlarda. Tasarım olarak içerinin de değişimden çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Burası selefine büyük oranda benziyor. Başarılı malzeme kalitesi ve işçilik ile model segmentinin zirvesini belirlemiş. Ön ve arkada sunulan hacim rakiplerle kıyaslandığında yeterli seviyede. Volkswagen grubunun MQB platformunu kullanan A3'ün selefine göre en büyük değişimlerinden bir diğeri de 90 kg hafiflemiş olması. Tasarım anlamında içeride de Audi'nin çok radikal değişimlere gitmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Burada gördüğünüz gibi oldukça sade bir konsol tasarımı mevcut. S-Line'e özgü bazı detaylar var. Onlar da mesela bu gördüğünüz altı düz ve ele çok iyi oturan bir deri direksiyon simidi. Aynı şekilde koltuklar S-Line'e özgü. Bu kısmı özellikle birçok Audi modeliyle çok benzeşiyor. Ki bir A3 sahibi bence buna çok fazla sevinecektir. Hatta R8'i bile bana andırıyor. Şu direksiyon tasarımı olsun, bu gösterge tasarımı olsun çok ama çok başarılı bence. Bunun haricinde şu gördüğünüz ekranı isterseniz gizleyebiliyorsunuz. Zaten park durumunda da bu içeri giriyor. Bir tuş vasıtasıyla sürüş sırasında da kapatabiliyorsunuz. Otomobilin start stop sistemini devre dışı bırakıyor. Buradan da gördüğünüz bu tuş vasıtasıyla otomobilin sürüş modlarını, 5 farklı sürüş modu var. Bunları sürüşte değineceğim. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Ergonomi anlamında şöyle bir farklılık var. Burada sadece havalandırma kanalları var. Bu farklı tuşlar haricinde. Yani işte ekran kumandası, işte sürüş modları haricinde. Burada sadece havalandırma kumandalarına yer verdiğini görüyoruz Audi'nin. Bunun haricinde müzik kumandaları veya MMI olarak tanımladığı bu sistemin, otomobilin ara birimini kontrol ettiğiniz sistemin kumandaları buraya toplanmış durumda. Mesela müzik kumandası burada. Buna ilk etapta çok fazla alışamıyorsunuz ama alıştıktan sonra gerçekten çok pratik olduğunu, işlevsel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada hemen her şey elinizin altında. Bunun yanı sıra direksiyon üzerinden de birçok şeye ulaşım çok rahat bir şekilde olabiliyor. Tabii değinilmesi gereken önemli detaylardan bir diğeri de otomobilin özellikleri. Uyarlanabilir hız sabitleyici var mesela bu otomobilde ama test aracımızda yok. Bunun yanı sıra Golf testini izleyenler hatırlayacaktır. Otomobilin özellikle sıkışık trafikte bu tarz donanımlar çok işe yarıyor. Çok işlevsel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor mesela. Bir kırmızı ışıkta diyelim ki durdunuz. Burada gördüğünüz bir tuş vasıtasıyla bunu aktif ediyorsunuz. Hemen gösterelim onu. Şu an sistem aktif mesela. El frenini indirdim, ilerledim. Ve durdum. Şimdi sistem gördüğünüz gibi ekranda bana bir yeşil ışıkla P ifadesiyle beni uyarıyor. Şu an sistemin aktif olduğunu söylüyor. Ben freni tamamen bıraktım. Diyelim ki kırmızı ışık ve benzeri bir şekilde durduk. Ta ki ben gaza basana kadar, yani ben gaza basmadığım müddetçe otomobil bu şekilde benim yerime frene basıyor ki bu donanım benim çok hoşuma gidiyor. Gaza dokunduğum an kendisi ilerliyor. Bu bence çok önemli ve çok hoş bir detay. Modelde ergonomi anlamında ben bir sıkıntıyla karşılaştığımı söylemem.
Özellikle kalite algısı gerçekten sınıfının zirvesinde. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü bu sınıfta birçok otomobili A'dan Z'ye hemen hemen, hatta kompakt premium bütün otomobilleri kullandım ve bu otomobilleri kullandıktan sonra şurada sunulan bu malzeme kalitesi, bu işçilik kalitesiyle gerçekten premium hissi, kalite algısı ve bir lüks havası bu otomobilde çok net bir şekilde içeride var. Yeterli sayıda Audi'nin eşya gözüne yer verdiğini söyleyebilirim. İki bardaklık görüyorsunuz. Onun önünde bir göz daha var. Bunun haricinde kapı cepleri de yeterli. Evet, yalıtım konusu A3 için gerçekten önemli. Çünkü premium segmentte yer alan bir model. Bu otomobili satın alacak müşteri kitlesi bu detaya özellikle çok fazla önem verecektir. Bu anlamda ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Özellikle bütün rakiplerini kullandım. Şöyle bir durum var ama ben modelin standart versiyonunu da kullanmıştım. Şu anki test konumuz bildiğiniz üzere S-Line versiyonu, yani sportif versiyonu. Model daha işte sportif jantlara, ince yanaklı lastiklere, yere daha yakın sportif süspansiyonlara sahip. Bunun bir getirisi olarak birazcık daha standart versiyona nazaran sesin içeride daha fazla olduğunu söyleyebilirim ama fark çok büyük değil. Çok bir uçurum yok, çok büyük bir uçurum yok. Çok rahatsız edici bir düzeyde değil. Bu anlamda da model, yani işin özeti, gayet başarılı. Test konumuzda 1.4 litrelik TFSI motora yer vermiş Audi. Bu motor 122 beygir gücüne ve 200 Nm tork değerine sahip. Modelin selefine göre en büyük değişimlerinden, en büyük farklılıklarından birisi 90 kg hafifleyen gövdesi olmuş ki Audi bu otomobili MQB platformunda geliştirdi. İşte bütün bunların birleşimiyle birlikte artık A3 aynı motor seçeneğiyle daha ekonomik ve daha performanslı olabiliyor. Baktığımız zaman modelde dikkat çekici bir diğer özellik de otomobilin 5 farklı sürüş modunun olması. Bu sürüş modlarından hemen kısaca bahsedelim. Şu an oto modundayım. Dinamik modu var mesela. Dinamik modunu aldığım an hemen direksiyon çok ağırlaşıyor ve şanzımanı otomobil otomatik olarak sport modunu alıyor. Ben değiştirmesem bile. Alt viteslerde kalıyor, üst devirlerde hemen çıkabilmek için biraz çok daha hissi oluyor, çok daha net oluyor. Basmamla hemen bana geri dönmesi bir oluyor mesela. Yani işin özeti, otomobil kendisini tamamen burada tüm potansiyelini bana sunmak için her şeyi yapıyor. Ve burada S-Line şasinin de büyük bir artısı var bu modelde. Özellikle yol tutuşu anlamında çok büyük katkısı var. Bir diğer modumuz individual olarak, yani kişisel modu oluyor. Burada istediğiniz sürüş karakterisinin, yani gazın tepkilerini belki yumuşak istiyorsunuz, hemen dönsün istemiyorsunuz, eco modunda olsun istiyorsunuz, o şekilde ayarlıyorsunuz. Ya da direksiyon tepkilerini daha yumuşak istiyorsunuz, direksiyonun çok ağır olmasını istemiyorsunuz, o şekilde istediğiniz sürden farklılaştırabiliyorsunuz. Diğer modumuz ekonomi. Bu modu aldığım zaman otomobil üst viteslerde kalıyor ve otomobili maksimum düzeyde ekonomi için alt devirlerde tutuyor. Tabii üst viteslere çıkmasındaki amaç da buydu. Ben şu an mesela gaza çok basmıyorum. 1000 devir bandının civarında tutuyor beni. Biraz yarıladım gazı ve şu anda yine çok fazla zorlamamak için otomobili. Gaz tepkileri bu arada hissizleşmiş durumda. İyice hissizleşmiş durumda. 2000 devir band civarında tutuyor. Gazın tepkisini arttırsam da bana çok geç dönüyor. Çok ağır dönüyor. Sanki 122 beygir bir anda kaybolup gitti. 80 beygire düştü otomobilin gücü. O derece bir hissizlik var diyebiliriz. Tabii ki acil durumlar için burada ihtiyaç olması, olabilitesi düşünülmüş. Acil durumlara ihtiyaç olması durumunda gazın ikinci kademesi var ve bu ikinci kademeye bastığınız zaman hemen devirleniyor. Alt viteslere geçiyor. Sanki sport modundaymışım gibi oluyor. Ve bir diğer modumuz konfor. Burada otomobil maksimum düzeyde kendisini yumuşaklığa adıyor. Direksiyon tepkileri en yumuşak haline dönüşüyor. Çok fazla kabine yolda olup biteni hissettirmemeye çalışıyor. Ama burada şöyle bir dezavantajı var. S-Line'i alan bir kişi zaten buna çok fazla takılmayacaktır. Çünkü bu haliyle model gerçekten çok sert. Şehir içi sürüşlerde, kasis ve benzeri geçişlerde kabine olan biten her şeyi hissettiriyor. Bundan dolayı da konfor modunda otomobil elinden geleni yapmaya çalışsa da bu anlamda, yani S-Line ile çok çok fazla da bir şey beklememek gerekiyor. Bir diğer modumuz oto modu. Ben ağırlıklı olarak aslında bu modu kullandım. Otomobil sizin sürüş karakterinize göre
hemen sürüş modlarını değiştiriyor. Tabii ki hemenden kastım şu, yani bu değişim 2-3 saniye gibi bir zaman dilim değil. 1 saniyenin altında çok çok daha hızlı bir zaman diliminde siz mesela çok fazla artık sert bir şekilde virajlara girmeye başladınız, otomobili zorlamaya başladınız, sport modunu alıyor veya çok fazla gaza basmıyorsunuz, çok fazla güç istemiyorsunuz, o zaman verimli adıyor kendisini, üst viteslere çıkıyor, işte alt devirlerde tutuyor ki daha ekonomik bir sürüş olabilsin. Bu mod gerçekten başarılı. Ben ağırlıklı olarak otomobili bu modda kullandım. Verimlilik demişken otomobilin çok savurgan olmadığını söyleyebilirim. Bizde ortalama bir kullanımla 8.5 litrelik karma test tüketimine imza attık. Şanzıman olarak A3 Sportback sadece otomatik şanzımanlarla geliyor. Bu da standart tüm modellerde, tüm versiyonlarda 7 ileri astronomik olarak adlandırılıyor. Ve geçiş hızıyla olsun, işte manuel kullanımda olduğu, verdiği keyifle olsun. Gerçekten ben bu şanzımanı çok beğeniyorum. Şu an mesela sport aldım. Bu şekilde çektiğim zaman D konumuna veya sport alıyorum. Gerçekten çok hızlı bir değişim var. Anında viris vitesi geçiyor. Ben değiştirmesem bile 6000 devir birazcık geçtikten sonra viris vitesi geçiyor. Bu şanzımanın manuel değişimi opsiyonu da var. Hem vites hem de direksiyon üzerinden yapabiliyorum. Tabii ki direksiyon üzerinden çok daha keyifli oluyor ve çok daha pratik oluyor ve çok daha güvenli oluyor. Gerçekten manuele çok yakın bir sürüş karakteristiği var bu şanzımanın. Yani piyasadaki birçok otomatik şanzımanı kullandım. Burada benim en beğendiğim şanzımanlardan birisi bu şanzımanda. BMW'nin 8 lira otomatiğiyle bu şanzımanı gerçekten zirveye rahatlıkla koyabilirim. Hem geçiş hızı hem de manuel kullanımda olan esnekliği benim çok hoşuma gidiyor bu şanzımanın. Limitlerde yeni ağaç gerçekten çok başarılı, hafifleyen gövdesinin avantajıyla, S-Line şasinin avantajıyla bunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çekiş kontrolünün yanı sıra otomobilde ESP'yi de kapatabiliyorsunuz. Yani bütün elektronik sistemleri kapatarak otomobilin tamamen keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ama kaymaydım. Uzarsa ESP'den bu geldiler gidiyor. Yani özetle ESP sınırlı düzeyde kaymaksın. Buna artık birçok otomobil, birçok üretici izin vermiyor. Bu anlamda Audi esnek davranmış. Gerçekten modelin etkileyici bir sürüş karakteristiği var. Limiti çok yüksek. Üst limitlerde genellikle kafadan kopmalar görülebiliyor. Ama bu birçok rakibinden daha geç başlıyor. Modelde S-Line özgü sportif süspansiyonların kullanılmış olmasının en büyük avantajlarından birisi şasinin yere daha yakın olması ve daha sert süspansiyonlara otomobilin sahip olması. İşte bu sayede A3 virajlarda çok güven veren bir sürüş karakterisine sahip. Şasinin esnemesi çok geç oluyor, çok zor oluyor. Bundan dolayı da otomobilin çok keyifli ve çok etkileyici bir sürüş dinamiği var. Kalite algısı içeride sunduğu hacmi ve çok iddialı sürüş dinamikleriyle yeni A3 Compact Premium segmentin zirvesini belirlemiş. Bu anlamda model gerçekten çok başarılı. Benim bu otomobilden bahsedeceğim detaylar bu şekilde. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.